2019 İskandinav Konseyi Çevre Ödülünü aldım. Bu ödülü reddetme kararı verdim. İşte sebebi. Şimdilerde Kaliforniya'ya doğru yolculuk ediyorum. Bu nedenle ödülün bugün takdim edilmesi mümkün değil. Bu ödül için İskandinav Konseyi'ne teşekkür etmek istiyorum. Bu büyük bir onur. Ancak iklim hareketinin daha fazla ödüle ihtiyacı yok. İhtiyaç duyduğumuz şey politikacılarımızın ve yetkisi olan insanlarımızın ortak aklı dinlemeye başlaması. Mevcut olan en iyi bilimi. İskandinav ülkeleri iklim ve çevresel meseleler konusunda tüm dünyada büyük bir üne sahip. Bunun hakkında çok fazla böbürlenme var. İstemeyeceğimiz kadar güzel sözler. Ama iş kişi başına gerçek emilim ve ekolojik harcamalarımıza gelince eğer tüketimimizi havacılık ve deniz nakliyesi ile ilgili satım alımları kapsarsak gerisi büsbütün başka bir hikayeye dönüşüyor. İsveç'te sanki dört gezegenimiz varmış gibi yaşıyoruz WWF ve Global Footprint Network'a göre. Örneğin Norveç'te devlet son zamanlarda yeni petrol ve gaz aramak için rekor sayıda izin vermiştir. Yeni açılan petrol ve doğal gaz sahası John Sverdrup'un tahminine göre 50 yıl boyunca petrol ve doğal gaz üretecek. 1,3 ton karbondioksit oluşturacak olan petrol ve gazları. Küresel sıcaklık artış limitinin 1,5 ve hatta 2 derecelerin altına düşmesi için bilimin söylediğiyle İskandinav ülkelerinin politikaları arasındaki fark devasa. Ve hala gerekli değişimler için herhangi bir işaret yok. Eşitlik görüşüne ve daha zengin ülkelerin bu yola öncülük etmesine dayanan Paris Anlaşması tüm İskandinav ülkelerinde imzalandı. Biz en iyi imkanlara sahip ülkelerde yaşıyoruz ve henüz bizim ülkelerimiz aslında hiçbir şey yapmıyorlar. Bu yüzden siz bilimin söylediği küresel sıcaklık artış limitinin 1,5 ve hatta 2 derecelerin altına düşmesi için bir uyum içinde hareket etmeye başlayana kadar ben ve İsveç'teki Fridays for Future İskandinav Konseyi Çevre Ödülünü almayı da 500 bin İsveç kronunu almayı da reddedecek. En iyi dileklerimle, Greta Thunberg.